Özlemle beklediğimiz alın terinin karşılığını Allah'ın da bereketiyle almaya başlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin buğday ihtiyacının %5'inin karşılandığı Trakya'da hasat başladı. Yüksek rekolte ve kalite çiftçinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıllara göre erken başlayan buğday hasadı Temmuz ayının ortalarına kadar sürecek. Kış aylarında ekilen çiftçinin gözü gibi baktığı buğday sararıp hasat edilmeye başlandı. Buğdayını hasat eden çiftçinin yüzü yüksek verim ve kalite nedeniyle gülüyor. Valla verimleri güzel, bu cinsi de silemiyor, proteini de güzel, ektrotoksik gluteni de güzel. Bir numara buğday yani. Bu sene erken mi başladı? Yok, iklime göre biraz geç bile kaldık. Havaların serin gitmesinden dolayı biraz geç kalındı yani. Ne kadar daha sürer hasadı? Hasat yeni başladık, yani aşağı bir 15 gün sürer. Allah bin bereket versin, iyi. 500 kilodan aşağı düşmüyor. 500, 600, 700'e kadar alan var. Rekolte nasıl? O da iyi. Kalite iyi mi? İyi, iyi. Ya şimdi en iyisini kullanmaya çalışıyor herkes, bütün arkadaşlar. Hı hı. İyi kullandığı için yüksek çıkıyor. Kalite. Buğday verimlerimiz, kalitemiz şu anda Trakya çapında bir numarayız diyorum. Yani dünya, Türkiye çapında bir numarayız. Buğdayımızın kalitesi 10 numara. Ektortesi, verimi, hepsi son sistem makinalarla çalışıyor zaten Trakya çiftçisi. Çok iyi verim veriyor, alıyor. Ve kalitesi de ona göre zaten çok yüksek. Bundan sonrası artık devletimize ait. Ülkenin buğday ihtiyacının %5'inin karşılandığı Trakya'da rekoltenin yüksek olması bekleniyor. Buğdayını hasat eden çiftçiler biçer döverden traktörüne dökülen taneleri sevinçle izleyip bereketli bir yıl olduğunu söylüyor. Edirne merkezi ilçede 400 bin dönüm buğday ekili arazi bulunuyor. Son haftalarda yağan aşırı yağışlardan dolayı buğdayda sıkıntı yaşanacağı bekleniyordu. Ancak beklenenin aksine buğday verim rekoruna koşuyor. Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, tüm zamanların en verimli ve en kaliteli buğdayı hasat ettiklerini, buğdayın 14-15 puan protein miktarına çıktığını belirtti. Çok ötesinde kaliteli bir buğday hasatına başladık. Öyle tahmin ediyorum ki bu güzel ülkemizin dört bir yanından hepsinden daha kaliteli buğday Edirne'mizde ve Trakya'mızda gibi görünüyor. Çünkü borsamızdaki tahlil sonuçları bunu gösteriyor. 14.70 proteine kadar çıkan kaliteli buğdayımız var. İnşallah Allah'ın bereketi bol bol oldu. Bunun ötesinde devletimizi idare eden insanlara artık alın terinin karşılığını vermek kaldı. Dediğim gibi çok mutluyuz. Müthiş derecede kaliteli buğdayımız var. Çok bol şekilde de gördüğünüz gibi sap düşüyor. Bereket yılı olacak diyoruz. Alın teriyle para kazanan, üreten insanların yüzü gülsün diyoruz. Hasat ne kadar sürer? Efendim şimdi daha yeni başladı. Buğday cinsine göre erkenci olan çeşitler hasat edilmeye başlandı. Yani esasında 10 gün sonra hasat hızlanmaya başlar. Yani 12-13 günde teknolojik makinalarla 12-13 günde Edirne'mizde hasatın sonuna geliriz diyoruz. İnşallah kazasız, belasız bir hasat dönemi diyorum.